Zor bir ihtimal. Yani daha önemli soru bence şu olması lazım. Selahattin Demirtaş niçin aday oluyor? BDP, daha doğrusu HDP niçin aday gösteriyor? Kazanma ihtimali var mı HDP'nin şu anki perspektif ve içine sıkışmışlığıyla? Yok. Buna rağmen aday göstermelerinin açıklanabilir tek şeyi ellerini güçlendirip bir siyasi belki pazarlık, siyasi tartışma konusunda güçlü görünmek. Ben bunu aylar öncesinden şuna dikkat çekerek söyledim. Yani 2010 seçimlerinde Irak'ta benzer bir tavrı Barzani sergiledi. O dönem bütün Irak'ı kucaklayacak hareket Irakiye hareketiydi. Bütün farklılıkların etnik mezhebi içinde yer aldığı tek hareketti. O hareket seçimleri kazandı. Barzani o dönemde o hareketin içinde yer almayarak daha sonra yapılacak pazarlıklarda elini güçlendirebileceğini düşündü. Kısmen böyle de oldu ama sonu felaketle bitti. Bu türden geçiş süreçlerinde özellikle Türkiye genelinde varlık gösteremeyen siyasi hareketlerin özellikle belli bir coğrafyaya sıkışmış ve etnik siyaset eninde sonunda yapan hareketlerin bir karar vermesi gerekiyor. Ya o sıkışmışlığın içerisinde hala kalmaya devam ederek sonunda bir siyasi pazarlık konusu olmaya ya da sıkışmaya gitmeleri gerekiyor. Ya da daha geniş bir şekilde düşünerek o sıkışmışlıklarını en azından açmak için de iyi bir fırsat olacak şekilde Türkiye genelinde baştan bir tercih yapmaları gerekiyor. Ben Kürt seçmenin de Selahattin Demirtaş'la bile Tayyip Erdoğan'ın çok daha fazla oy alacağını düşünüyorum eğer aday olursa. Kaldı ki bunu neyden söyleyebiliriz? Verili durumdan da söyleyebiliriz. Şu an hala Kürtlerin birinci partisi, Doğu ve Güneydoğu'nun tamamı göz önüne alındığında AK Parti, Türkiye genelinde de Kürtlerin en fazla oyunu alan parti AK Parti. Yani buradan da tabii çok basit bir netice çıkıyor. İyi kötü Kürt milliyetçiliği üzerine ve 90'ların 80'lerin mağduriyeti üzerine oturmuş bir siyasi yapı toplamdaki Kürt seçmenin bile çoğunluğundan oy alamıyorsa oturup düşünmesi gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu adaylığın kendisi ya ikinci tur hesapları için ama ben birinci turda da Kürt seçmenin çözüm sürecinden dolayı özellikle son atılan adımdan dolayı da ve çözüm sürecinin bugüne kadar yapılan şeylerle beraber bundan sonrası da bir garanti teminat altında kalması için Tayyip Erdoğan aday olursa ondan yana tercihini kullanacağını düşünüyorum.